arkadaşlar. Hepinize merhaba. Üçüncü günün sabahındayız. Yine durgun bir hava var. Dün akşam da bahsetmiştim size. Hava 1 nat civarlarında olacak gündüz, öğleden önce. Öğleden sonra birazcık daha şiddetlenecek. Mazı'daydık dün akşam. Kamp alanımız burası. Arka tarafında Mazı'yı görüyorsunuz. Şimdi yola çıkacağız. İşte bir 10-15 km tekrar devam edeceğiz. Ardından üçüncü günün kamp alanına geleceğiz. Zaten yolda. Tekrar ben sizinle irtibata geçeceğim. Arkadaşlar, bugün 3. günün gün ortasına gelmek üzereyiz. Ben biraz mide problemi çekiyorum. Sanırım sabah yaptığım kahvaltıdan kaynaklanıyor olabilir bu. Az önce çökertmeyi geçtik. Oranın da konum bilgisini paylaşacağım sizde. Güzel küçük bir koy orası. Şu anda tam çökertme burnuna döndükten sonra, bakın görebilecek misiniz bilmiyorum. Kano sallanıyor. Kemerköy Termik Santrali'nin bacasını görüyorsunuz. Yüksekliği Efe tam yerine geçti. Şu an biraz kano sallanıyor, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yaklaşık 15 km uzaklıkta, 20 de olabilir, tam kestiremiyorum bu mesafeyi, buradan mesafeyi. Kemerköy Termik Santrali'nin bacasını görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu bölgede 3 tane termik santral var. Bir tanesi bu. Bir tanesi onun yaklaşık 20 km yukarısında içeride Yakaköy Termik Santrali. Bir de yaklaşık 10-50 km uzaklıkta Yatağan Termik Santrali var. Bu 3 termik santral Gökova Körfezi'ne zehir salan termik santraller arkadaşlar. Hesapta en temiz, en güvenli olanı bu diyorlar ama yine de pek inandırıcı gelmiyor. Az önce gösterdiğim bacanın yüksekliği yerden deniz seviyesinden 300 metre yukarıda. Yani 300 metre yüksek uzunluğunda bir baca. Hatta Avrupa'nın en uzun bacası sanırım. Öyle bir bilgi vardı ama tam hatırlamıyorum. Zaten ilerleyen günlerde oranın yakından geçeceğiz. O bacanın haşmetini size daha detaylı göstermeye çalışacağım. Şu anda neredeyse yolun 3'te 2'lik bölümünü tamamladık biz. Yaklaşık bir 9 km sonra Türk evlerine varmış olacağız. Artık kamp yerinde görüşürüz diye tahmin ediyorum. Tekrar merhaba. Türk evlere çok az yol kaldı. Ama ben saatler geçtikçe daha kötü hissediyorum kendimi. Şimdi burada bir dubanın üzerine bağladık kendimizi. Biraz nefes alıyoruz. Tolga da beni bekliyor, bakın görüyorsunuz. Merhaba desene Tolga. Gördüğünüz gibi öğrene de çok az kaldı. Ben şöyle biraz daha yakınlaştırayım sizi. Bakalım görebilecek misiniz? Gördüğünüz gibi bacağı burada biraz daha yakından gözüküyor. Sivri Dağlar ve tam karşımızda şu burunda Ören köyü. Büyük bir ihtimalle yarın akşam orada olacağız biz. Bayağı yaklaştık ama bugün. Az önce ilk gösterdiğim yer, bacayı şu noktadaydık size ilk gösterdiğim zaman.
Arkadaşlar ayrıca Ören diye bahsettiğim yer antik Kremos kenti. Aynı zamanda bakın tam şurada görmüş olduğunuz, göre seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Tam şurada iki tane sivri kaya var. Kız kardeşler kayaları deniyor oraya. Hatta şöyle bakalım tekrar gösterebilecek miyim? Şurada da tepede de paraşüt tepe var. Ören aynı zamanda yamaç paraşüt turizmi için de uygun bir yer. Delta kanat, microlight, ultralight de yapıyorlar. Yamaç paraşütü de atlıyorlar oradan. Güzel, keyifli bir küçük kasaba. Eğer fırsatım olursa size orada şeyi de göstermeye çalışacağım. Kremos kentinin kalıntılarını da göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda ölü kadın mağarası var. Yukarıya çıkabileceğimi zannetmiyorum ama büyük bir ihtimalle onu size aşağıdan gösteririm. Şimdilik bu kadar. Ben birazcık daha iyi hissediyorum. Kendimi serinledim, denize girdim. 3 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Türk evlerine kadar. O da tam şu tepenin arkasında kalıyor. Kap noktamıza varmış olacağız. Büyük bir ihtimalle orada görüşmek üzere. Türk evlerine ulaştık. Gördüğünüz gibi kampımızı kurmaya başladık. Bir şeyler atıştırdık. Kanalları kıyıya çektik. Bugün Türk evlerinde kalıp yarın arka tarafta kalan Ören'e ulaşmaya çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Tolga da çadırını kurmak için yer ayarlıyor. Kanalarımızı araya alacağız. Burası küçük bir sahil kasabası. Şeyden önce, hemen Ören'den önce. Esasında Ören Termik Santrali denilen Kemerköy Termik Santrali Türk evlerinde bulunuyor arkadaşlar. Bakın görebilecek misiniz, göstereyim. Bu bacağı arkadaşlar, aşağıda tesisi var. İlk size bacayı çektiğim burun şurasıydı. Yani Çökerpe'den çıktıktan sonraki burun şurası. O tepenin arkası Çökertme. Oradan buraya kadar ki 10 kilometre mi geldik burundan buraya? Bu Çökertme'nin direklerin oradan. Evet. 10 kilometre mi? 10 kilometre. Çökertme'ye kadar değil, oradan 10 kilometreye geldik. Nedense bu yol bitmedi bebeğinde. Yani anlamadım neden böyle oldu. Neyse, bir aksilik çıkmazsa yarın Ören'e vardığımızda yolculuğun 4'te 1'ini tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi korkunç yanıklarımız. Ciğer gibi dolaşıyoruz ortalıkta. Şöyle size yüzümü de göstereyim. Gözlük yanıyor. O yüzden geceliğin bile gözlüğü çıkartmadan dolaşan kul insanlardan biriyim. Hadi bugün size şöyle kabaca kanolarımızdan bahsedelim. Tolga'nın kanosu hard kanolardan. Venture marka, Isley model. Bunu bildiğiniz gibi bizim bir sponsorumuz var. Kano Diyarı. Oradan temin ettik bu kanoyu. Türkiye'de bundan 3 tane var. Bir tanesi satılmış, bir tanesi burada. Bir tanesi de mağazada satıyor. Bilgin Bey'le irtibata geçerseniz fiyatta yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Burada benim kanonun tanıtımını yapmıştım ben size zaten daha önce. Ama ben bu konuda şöyle bir modifiye yaptım. Normalde bu kanonun önü ve arkası açık. Şöyle sponsorları da gösterelim. Kano Diyarı, Andromeda yazılım, Velespit.net ve Cordon Web var. Kano çok fazla serpintiden dolayı içerisine çok fazla su giriyor. Bu uzun süreli seyirlerde çok can sıkıcı olabiliyor. Hatta şu halde bile çok fazla su alıyor içine. En azından her molada bir kere boşaltmak zorunda kalıyoruz kanonun içini. Ayrıca bu arada biz şeyi de söyleyeyim, yani yolla ilgili biz çok genellikle çok yorgun olduğum için fazla bir şey anlatmadan günü sonlandırmayı tercih ediyorum. Yani çok kısa notlar veriyorum size. Yaklaşık günlük 7 saat kürek çekiyoruz ve bir kere mola veriyoruz. Bugün de öyle oldu. Yine 7 saat kürek çektik buraya kadar. Mazı'dan
Ama bugün hiç mola vermeden direkt geldik. Daha doğrusu yavaş yavaş geldik. Ama 7 saat sürdü gelmemiz. İlginç bir şekilde her günden biraz daha çabuk sürdü. Çünkü rüzgar çok yardımcıydı. Bir aksi çıkmazsa yarın da rüzgar arkamızdan gelecek. Yani batıdan, güneybatı batıdan esecek rüzgar. Arkamızı alıp çok kolay bir şekilde Ören'e varmış olacağız. Günde 7 saat kürek çekmek işin açıkçası çok uzun bir süre değilmiş gibi olsa da insan vücudunda yani kaslar üzerinde çok ciddi yıkım yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda bununla beraber sıcakla beraber yaşadığınız dehidrasyon var. Bu dehidrasyon sadece terlemeyle olan değil, vücudunuza çarpan rüzgar teninizin üzerinden sürekli bir miktar suyu buharlaştırıp götürüyor. Sürekli sıvı kaybediyorsunuz, sürekli sıvı tüketmek gerekiyor. Yaklaşık günlük bizim sıvı tüketimimiz 5 litre civarında kişi başı. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi benim şeymiş, ben yanıma Bepanten gibi yanıklardan koruyucu bir krem almamışım. Buradan bugün şey bulabildim bir tane. Bir Arkonem buldum, zeytinyağlı. Onlardan sürdüm, kollarımı birazcık gevşetti. Çünkü gerildikçe geriliyor bu güneş yanığıyla beraber. Efe, senin söyleyeceğin bir şey var mı ya, bahsedeceğim bir şey? Herkese selam. Evet, Tolga da gördüğünüz gibi herkese selam söyledi. Bu da Tolga'nın çadırı. Şu. Neyse arkadaşlar, birazdan çadırda görüşmek üzere. Aa, size biraz şurayı da gösterelim ya. Akşam oldu, çadırımıza geçtik. Bugün çok tatlı bir amca ile tanıştık, yöre halkından Ali amca. Sağ olsun bize hem duş verdi, hem erik verdi, hem güzel sohbet verdi. Çok keyifli amcaydı, çok çok hoşumuza gitti. Bizim güzelce sohbet ettik kendisiyle. Bugünü böyle bitiriyoruz. Ateş fışkırıyor her tarafımdan. Bugün şunu keşfettim. Krem, yanık kreminiz yoksa zeytinyağlı Arkonem krem işinizi acayip görecek. Şimdi uyuyacağız, yaklaşık bir 8-10 saat uyuruz. Sabahleyin tekrar yol ve Ören'e varış yapacağız. Orada kanoncu başka arkadaşlarımızla buluşup biraz sohbet etmeyi planlıyoruz. Belki orada birazcık kaytarıp güzel bir tatil yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyecek bir şey yok. Yarın yine gün doğduktan sonra sizlerle beraberim.